İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Kerkük'ten Türkmenli Uyduk kanalı stüdyolarından hepinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Halkın Sesi adlı programımızın yeni bir sayısıyla sizlerle olmanın mutluluğunu yaşarken bugün de yine stüdyolarımızda çok değerli misafirlerimiz vardır. Misafirlerimizle geçen programın formatına da göre siz de tanık olmuştunuz. Bir sivil toplum örgütü kuruluşunun çalışmalarını gündeme getiriyoruz. Bugün de aynısını yapacağız. Bugün başka bir kurum ve kuruluşlayız. Türkmen Mühendisler Derneği bugün misafirimizdiler. Misafirlerimize geçiyorum ben hemen. Başta Sayın Ercan Saatçı Bey. Hoş geldiniz Ercan Bey. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aynı zamanda yanında da misafirimiz Türkeş Azedin Kerküklü Beyler vardır. Usta siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Ercan Saatçı Bey, Türkmen Mühendisler Derneği Başkanısınız. Türkeş Bey de yönetim kurulu üyesi. Önce isterseniz Ercan Bey sizden başlayalım. Önce bir derneğimizden söz edelim. Derneğin kuruluşundan, derneğin biraz tanıtalım millete. Daha sonra, ondan sonra yola düşelim. Tabii tabii. Tabii öncelikle Türkmenli Televizyonu'na sonsuz şükranlarımızı sunarız. Sizlere de hasaten bu fırsatı bize verdiğiniz için, bizim derneği tanıtmak için bizim insanlara. Aynı zamanda ekran başında bizi izleyenler tüm vatandaşlarımıza muhabbetle, saygıyla selamlıyorum hepsini. Bizim Türkmen Mühendisler Derneği tabii 2003'ten beri mevcuttu. Ama 2003'te dernek olarak değildi, birlik olaraktı. İttihad dediğimiz. O zamanlar 2003'te takdim etmişlerdi bunun kuruluşuna. 2004'te kuruluş yapıldı, resmileşti. O zamanlarda bizim abilerimiz var idi. Rahmetli Üstad Necmeddin idi, başkan idi. Ondan sonra başkanlık tabii devroldu başka abilerimize. Erkan Bey var idi, o başkanlık yaptı. Ondan sonra Mehmet Taha Beyefendi var. Allah sağlığı uzun ömürler versin özlerine. Bunlara verildi. 2013'te bu dernek diye geçti. Kuruluşu dernek oldu. Şimdi ittihatlar kalmadı. Dağıldı hepsi. Ve 2013'ten bir güne kadar devam etmekteydi. O zamanlarda aynı abilerimiz var idi. Sonra Üstad Abdülvahid idi. Tabii Üstad Abdülvahid'de sandika seçimleri oldu. Bizim derneğimizin üyesiydi, mürşahımız idi, aynı zamanda adayımız idi. İki sefer seçime girdi bizim dernek, sandika seçimlerine. İkisinde de kazandı. Şu an kendisi sandika başkanıydı. Kerkük. O devlete ait olan sandika. Devlete ait olan ama bizim dernekten çıkan bir üyeydi. Ben. 2000'lerde itibaren başkanlığa geldim, yani seçildim. Oy birliğiyle beni seçtiler arkadaşlar sağ olsunlar. O zamandan bir güne kadar devam etmekteyiz. Peki Türkeş Bey siz de orada bir üyesiz. Cemiyede çalışmalarınız devam etsiz. Siz de biraz bizim için derneğimizin ana hedeflerinden, stratejik planlarından biraz söz etseniz. Öncelikle çok sağ olun. Teşekkür ederek Cenab-ımızdan da. Herkes de burada bizim tipi fırsatı bulduğuz. Bizim derneği anlatmak için çok bir yerlerde elhamdülillah namız yetir ama bazı eşitip görmeyip indi görecekti de bizi. İnşallah. Bizim ana hedeflerimizin en özellerini konuşacağım sağ olsun. Genel olarak da var bizde. Sen biz siz indi her yıl ne kadar bizim mühendis var mezun oldu. Bütün kuliyelerden, her yerden kuliyelerden. Bunlar çoğu isterler mamur olsunlar, devlette isterler tayin olsunlar, böyle şeyler aktarırlar. Bilirsiniz de işte yani o kadar sayı çoktu ki devlette de bilirsiniz bir kritikal var, bir şey var burada. Ezme iktisadiye, maliye var, alemi bir şeydi burada. Onları istiab etmez, yani hapsını alabilmez devlet tayinine diyağın. Sonra bizim mühendisler bize talebeydik. Talebelikte bilirsen daimen her nazariler var. Hiç ameli bir şeyler yoktu. Doğru. Yani ceddeye çıkmak, iş başına çıkmak, kendi elinden her şeyi yapacaksan böyle bir şey yokuydu bizim şeyde. Hapsi yazıydı, okuydu, sınavıydı. Biz ana hedefimiz oydu ki bu mezun olan, hususatan genç mezunlar, yengi mezunlar ki hele işe başlamıyorlar. Onları ulaştırmak. Onlar için kursları yaparız, devlet yaparız. Onları alıştırırız. Her türlü bizde şey var yani. Aksamlardan da var. Hapsi mekanik olsun, kahraba olsun, medeni olsun, mesaha olsun, tebrik, tekfi. Her şeyde kurslarımız var. Evet. Sıra sıra bunları sürekli atırık. Bizim hapsi de bedava. Hapsi de yani hiçbir mukabilsiz bunları aldık şeye. Ulaştırıyoruz özlerini ki ondan bizim kurslardan çıkandan sonra elhamdülillah indiye kadar
çok profesyonel işlerler. Yani bizim sağ olsun Erzen Bey'in yardımlarıyla yani iş adamı olduğu için de aynı zamanda çok bir şirketler yani öglerinde atıldı. Bizden çıkandan sonra bizden ayak kesmedi. Bize yapışır, bize ilişir her vakit. Başka kurslar olsun, iş aktarı özel için, iş bulluğu özel için. Özele daha fazla biz önem veririk şeyden, devlet dairelerinden. Ana hedefimiz bizim burada. Başka hedeflerimiz de tabii ki var. Yani bizim Türkmen olarak bizim mühendislerimizi bir büyük bir evdi bizim dernek. Başka kavmiyetten de yani açıktı ama bizim özel olarak bizim nezdiler öz Türkmen mühendislerimiz var. Sayımız da çoktu. Allah'a şükür Erzen Bey dediğimiz kimin iki seçim oldu. İkisini de biz kazandık. Bizim dernek kazandı. Zaten Abdülvahid Efendi bir iki de oradaydı. Bizim üyemizdi. Doğru. Elhamdülillah çok iyi geçirdi bu çalışmaları. Biz buradan herkese yani kapımız açıktı. Her kim gelirse gelsin. İnşallah. Deva kursa yapsın. Ercan Bey bu dediklerinden ne kadar uygulandı acaba? Mesela gençleri yerleştirdiniz özel sektörde özellikle. Devlette tabii Üstad Türkiye İşçi dediği kimin atamaları biraz sıkıntılıydı bugünlerde. Uzun bir sürede de mühendislerin ataması yapılmır maalesef Irak içerisinde. Özel sektörlerde çalışmak isteyen gençlere dernek ne şekilde yardımcı oldu mu olmaya çalışır? Ne yaptınız? Tabii önce bir sayıları bir bilsek. Yani Irak çapında her yıl 14 bin mezun var mühendis. Maşallah. Yani bir rakamdı, büyük bir rakamdı. Tabii bu rakam hiçbir devlette yoktu. Her yıl 14 bin mezun olan, mühendislik fakültesinden mezun olanı bular, hepsini memur yapsın. Düşün 14 bin mühendis var, 14 bin avukat var, 14 bin muhasebe var. Yani böyle gelir bu şekilde. Ama bunun yanında biz bizim gençlere her vakit diyarık, teşvik ediyoruz gözlerim. Biraz özel sektöre ehemmiyet verirler. Bizim insanlarımız herkestir işte te'in olam, işte ratib olam, hayatımı garanti ederim. Tamam eyvallah bunlar güzel bir şeydi ama devletin de sıkıntıları çoktu tabii. Hepimiz de yaşırık, bilirik ne adına dergi. Atamalar yoktu, kaç yıl oldu. Bunun yanında biz ne yaparız? Türkeş Bey'in dediği ki çok sayıda bizim kurslarımız var. Şimdi bir mezun, mühendis olmuştur. Fakülteden mezun olup da ama pratik yoktu özünde yani amelisi yoktu. Onun için herhangi bir şirkete girdiği zaman hemen şirket senedir işte bir tecrübe istiyorum. 3 yıllık, 5 yıllık tecrübe de olmadığı için veyidir bu işten anlısan, bu aletten anlısan, bu cihazdan anlısan. Bu da bizim fakültelerde bir alet var bakarsan 200 öğrenci var başında. Yani müstehil de öğrensin özünü. Ve biz bunlar için bazı özel kurslar yaparız. Özellikle mesela topografik aletler var. Bunlar çok önemliydi. Yani meşru yoktu. İnim memlekette yapılır. Hiçbir proje yoktu. Toporof olmasın içinde. Gerek toporof olsun içinde. Mühendis. Toporof mühendisi de olduğu zaman aletler var. Yeni aletler var. Eskiler kalmadı. Bunları gerek öğrensin. Bunun harda öğrenecekti. Hiçbir yer yoktu bunu öğretsin özüne. Biraz zahmetti. O aletler var. Çok pahalı aletlerdi. Yani bir alet getirirsen baksan 20-30 bin dolardı. Biz buna alışsın. Biz kalkırız bunlar kurslar yapırız. Bu aletleri getiririz. Bunları öğretiriz özlerim. Pratik yapırız özler için. Buna benzer de çok şeylerimiz var. Biz yani medeni sektöründe de inşaat. Aynı zamanda elektrikte de var. Aynı zamanda yani yapay zekada bile biz kurslar yapıyoruz. Branşlara göre hepsinden yapıyoruz. Yani tasarım yaptık özler için. Bir proje yaptık özler için. Bir kurs yaptık özler için. Ev cephe tasarımları, binaların. Çok rağbet gören bir şeydi. Bu gençler herkes evinde oturup bilgisayarın arkasında direkt tasmim yapabilir, direkt satış da yapabilir. Yani makatip var diye bu memlekette 5-6 mektep var. İşleri bu işti. Gidesen bir bina yeri var, istesen yapasan özünü, sana bir vacihe gösterirler. Diğerler vacihe o nece olsun, sen fikri veresen özüne, ev sahabisen. Onlar kakalar bunu gönderirler bizim genç mühendislere. Ev sahabın istekleri bulardı. Bu çapta bizim için bir şeyler yap. Bizim arkadaşlar bu kursta mezun olanlar bakarsan bir 3-4 alternatif yapırlar. İlle birisini beğenecekti. O da tabii bizim kurslar hepsi bedavadı. Ama tabii ki bu bir emek serfiyedir özüne. İster istemez bunun bir bedeli var, bir karşılığı var. Bu da ilan o mühendislerimiz te'in oğlu, başka bir şirketler iş tapana kadar. Ve bu şekilde bir çalışma yapıyoruz özellikle. Aynı zamanda özel sektör şirketleriyle benim temasım olduğu zaman her vakit yani bizim mezunlarımızı desteklediğimiz için her vakitlerin CV'lerini gönderiyoruz özler için. Bir tek Kerkük'te değil, bazı Bağdat'ta, bazı Güney'de de yerleştirmişiz. Bir neçe mühendisler de yerleştirmişiz. Aynı zamanda Mamiyam'da da çalışan çok sayıda genç mühendisler de var. Güzel. Türkeş Bey, bilirsiniz devlet, bunu da biraz önce konuştuk, atamada falan da sıkıntısı haddi safhadi.
illerde de olmayıptır. Siz aynı zamanda Kerkük Belediyesi'nde planlama ve denetim müdürüsünüz de. Bu, bu son senelerde hiç atama olmayıp yani mühendis ataması. Peki bunları sözleşmeli çalıştırırsınız gençlerimizi. Nasıl bir fırsat, iş fırsatı verirler bunlara? Var böyle şey belediyede? Doğrusu yoktu. Yok. Yoktu. Yani var ise de eskiden var. Şu ana kadar bizim yani 2007'den av 2006'dan indiye kadar bizim akıd dediğimiz, akıd üzeri dediğimiz yani sürekli bir anlaşma var. Yani çok sayıda. Onlar indiye kadar atamaları bizim kimin olmadı indiye kadar. Yoktu. Ama bir şey var bizde. Ercan Bey dediği kimin. Biz bunlar Allah yanımıza. Böyle. Bedava çalışırlar bizde. Onca adibes bizimle yani hıbra kazanırlar. Bizim meşarelerimizi biz senin belediye dediğimiz bütün hademati kapsırı. Mesela caddelerinden olsun, kirinden olsun, mesela inaradı, hadikalardı, mütenezzehti, temizleme şeylerdi biz. Hepsini kapsırı. Çok sayıda bizde var ama hepsi bedavadı. Bedava çalışırlar. Yani. Atamaları yani, yoktu indiye kadar. Atansın diye o ümitle çalışır. Bizde, ümidiyle aynen, yaşar. Aynen, hayalda yaşar. Aynen. Bir belli bir maaşı var. Sürekli bir maaşı var. Belli yani az bir kıymetli bir remzi bir para veriyor. O yüzden bunlara bir şey olsun, bir yardım bizden olsun diye. Bilsen dediğimiz kimin yani azme var. Bilsen yani indi husatan indi 15 bin. Özellikle hendese sektöründe. Hendese evet, sektöründe yani görürsünüz. Irak'ın her bir yerinde muzaharalar, boykotlar. Mühendisler diye yapanlar. Da. Çok sayıda yani Erzen Efendi demiş kimin 14 bin bir rakamdı. Bir büyük ilde. Gerçekten. İlde. Tabii. Ve bunların naksını alakın mesela devlet olarak naksını atamasını yapakın. Hangi sektörlerde çalışsınlar. Çok zahmet bir meseleydi. Doğru. Ve bunları genişletilmek için yani biz aldık yanımıza, bunları sürekli yani her mühendis yanında bir 4-5 tane çalışır, bunları alışır. Hatta yarın bir gün özel sektörde devlette atama şeyine gelende onda her şeyden... Bunlara öncülük var, evlevi var. Aynen, bunlara. Aynen. Bu atamayla çalışanlara. Ercan Bey tabii bu 14 bin dediği rakam bir tekende sadece değil ki. Şimdi diş hekimliği de beladı, eczacılık da beladı. Aynı santiye girir. Aynı meseleye geçiyor. Özellikle de bu özel üniversitelerin açılmağı da bu sayıların bu kadar abartılı olmağına yardımcı oldu. Maalesef. Onun için bunları her kişiyi yerleştirmek bir devlet hastanesinde bir baksan küçük bir hastanedir. 60 tane eczacısı vardır mesela. Hı. Atanıblar. Aynısı da diş hekimliği için. Peki Ercan Bey şimdi bu devletin durumu bu. Siz bir iş adamısınız da aynı zamanda. Özel sektörde ne var acaba? Orada hareketliği ne cadı? Onun piyasası ne cadı? Acaba bu insanlarımızın, bu gençlerimizin orada çalışma, ekmek kazanma veya denetimini geliştirme, fikrini artırmak, yeni bilgiler kazanmak şansı var mı, yok mu? Tabii insan bir şeyler yapmak isterse hedef koyacak o için. Gerek de yapsın özünü, hedefleri. Bizim gençlerimize hemen her zaman tavsiyem o özlerinde. Önce bir iş bulmak o zaman, bakma inan yani bunun maaşı nedir, ratibinden de verir sana, az verir, çok verir. Aza çoka bakmadan gerek çalışırsan, hıbra kazanırsan. Ustadım hendesede bir durum var. Ben. Tecrübeli mühendisin fiyatı da farklıdır. Doğru. Aldığı rakamlar da farklıdır. Tabii. Yani ben bir daha önceden şirketim yok idi. Ben de aynen maaşlı çalışırdım bir belli bir yerlerde. Ama gittikçe sen tecrübe sahibi olduğu için saha mühendisliğinden şantiye şefliğine atansan, şantiye şefliğinden atansan, proje müdürlüğü yapasan ve yapasan yapasan. Seni alacağı o da fark eder. Kurumu da fark eder. Tabii. Aynı o şekilde. Onun için bu birinci nokta gerek bunlar çalışsınlar az maaşlı olsa. Hiç önemli değil ki tecrübe kazanmak için. İkinci bir şey daha var. Bizim mühendisler çalışırlar birçoğu. Ama kimsenin haberi yoktu. Bazı yasalar var. Bu yasalardan faydalanmak lazım. Yani bizim mühendis baksan herkesin fiyatın fikrinde vardır. Mesela ben istirham müstakbelen işte tayin olum. Tayinden sonra hedef nedir? Emekli olalım. Peki sandık takaüdül mühendisin var. Sen ilk işe girende, ilk nakabeye intime edende, mezun olanda, sen oraya başvuru yapabilirsen. 30 sene sonra sen oradan emekli olsan. Aynen devlet memuru der. Bu zaman içtimai de zaman içtimai başka, sandık takaüd mühendisin de başka. Bu mühendislere aitti. Bes mühendislere aitti. Sandık takaüd mühendisin. Avukatların da böyle bir şey var. Avukatların da var, mühendislerin de var. Bizim insanlarımız bundan çok uzaktılar. Fikirlerinde bu yoktu. Tabii sen zamana gittiği zaman, zamanda sen amele yazarlar. Yani aldığı şeyler de amele statüsünde yapılırsa. Yani o şirket seni yazırsa, dese o yüzden ben sandık takaüd mühendisindeyim, oraya benim için ödememi yap, fark eder.
Ama demese o özne bazı sen damana yazır, av yazmır. Bunu haklarını istensinler, yazdırsınlar özlerim. Bu özleri için müstakbelen, te'in de olsa 3 yıl, 5 yıl sonra sen hedemati 5 yıl orada yatırdıysa, 5 yıl sen olsun. Burada emekli diye sayılı. Yani devlette diye sen 10 yıl sonra te'in oldun. Sen bu yanda 10 yıl hizmeti var yapıp sen özel sektörde ama sanduk takaadı mühendisinde sen üyesin. 10 yıl hizmeti sağ olsun naklediler devlete. Doğru. Yani bunlar hepsi faydalı şeylerdi. Çok önemli bir noktadır. Önemli şeylerdi. Başka bir nokta daha var. Bizim insanlarımız dediğim tek hepsi devlete çalışmak için. Ben tam tersine diyelim özlerine sektör yani özel sektörde çalışmamız daha iyiydi. Tecrübe kazanandan sonra şirketleri uzun kurun. Özel yani sektörde iş çoktu. Hele hele bizim bu memlekette yani bütçesi çok çoktu. Yani geldiği zaman her tarafta projeler var, her tarafta çalışmalar var. Bunun yanında indi bizim Irak'ta 3 senelik bütçe birden gelecekti. Yani memleketin bütçesi büyük bir rakamdı. Büyük rakam gelende bu proje yapılacaktı hepsi burada. Bizim ne kadar şirketlerimiz var ise burada yetersiz kaldı. Yani baksan başka şehirlerden şirketler geldi burada çalışırlar. Peki bizim mühendisler siz ne çalışmışsınız? Yani böyle şeyler yapmışsınız. Özel sektör bu kadar bunlar kapsayabilir. Kapsayabilir yani. Tabii. Yani bu projeler açılsın, bu mizaniyemiz bizim onaylansın, gelsin. Projeler çok çok fazladı burada. Yani çok sayıda bizim projelerimiz var. Yani meblağ çok büyüktü. Gelen kârkü için zaten. Bir başka bir konu daha var. O da devlet bazen bazı şeyler yapır gençler için. Özellikle genç mühendisler için. Mesela grup mühendis oldukları zaman nakaba vasıtasıyla bunlar için yazılar yazılı, bunlar şirket kurabilirler. Bu şirketler muaftı vergiden. Birkaç yıl muaftı vergiden zaten bir şey daha var. Devlet de oranın yerel hükümet zorunludur bunlara 6 ayda bir proje versin bu şirkete. Bunları devam etsin. Bizim insanlarımız eğer sendikadan uzağıysa, eğer derneklerden uzağıysa, bu bilgiler de magazin vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla bunları bildirir özlerine. Onun için her vakit ben gençlere derim yakın olun derneklere, tabii, tabii. Sandikalara. Biz de zaten programımızda bunu amaçladık. Yani. Tabii çok önemli şeyler. Sivil toplum örgütlerini buradan programını yapmak insanlarla ya. İç içe olmasını hedefleriz. Zaten. Yani gencin olmağı bir dernekte hem derneğe katkısı var hem de derneğin özüne katkısı var. Yani bu karşılıklı bir şeylerdi. Biz geçenlerde bir iki ay önceydi, büyük bir sayıda bize gençler de katıldı. Biz bunlar için bir tören de yaptık. Çok sayıda bizim abilerimiz de katıldı, mühendisler. Eski mezun olan mühendisler de var idi. Tabii kaynaştırmak lazım bunları. Yani bir genç mühendis yeni bir derneğe girmek için ister istemez hapımızın başından geçip bir topluma girdiği zaman yeni mezun olupsan, utanasan, çekilsen. Ama bir yığınak yaptığı zaman, insanları kaynaştırdığı zaman ondan sonra bir bakarsan ayakları kesilmedi daha sürekli gelirler. Biz de aynı o sistemi o şekilde biz devam ettirmekte. Gençleri yanımıza çekiyoruz. Yani oranın ailesi bili artık orayı sınar. İkinci evde. İkinci evde. Resmen ikinci evde. Akşam sen gideceksin kafeteryada orada burada oturacaksın. Ya otu burada. Hem mühendisler arasında otursan. Hem bilgi sahibi olsan. Hem de memlekette ne proje olur. Olup bitenlerden haberi var. Hepsinden haberi var. Bilmediği o şeyler de oradaki abilerimiz var. Hepsi sektörden var. Sonra bilirsen, öğrenebilirsen. Özü de geliştirebilsen. Yani. Konu buradaydı. Türkeş Bey, belediyede bir proje var ise, özel sektörden yardımlaşmak isterse o proje, siz dernekten bir yardımlaşma fikriniz olur yani yapsız böyle bir şeyler. Yani dernek hem besler, hem bu gençler mesela iş fırsatı bulunturu, hem de belediyenin işlerini yapmış olurlar. Ben buna bir örnek vereyim size. Yani ben belediyede planlama müdürü olduğum için, ben bir derneğin de bir üyesi olduğum için ben oturduğum zaman ben öz mesleğimde, medeni mesleğimde mesela bir şeyler bilirim. Ama mekanikte bir şey bilmem, mesela arabada bir basit bir şeyler bilirim. Ben öz derneğimden özüm yani devlet olarak mesela dairede bunlardan nece fayda bulam. Ben şahsım olarak yok hele bizim karesmi yani kitap gelsin kitap yetsin değil o. Ben özüm bunlardan efkar alacağım. Bunlardan ne edeceğim, bizim memleketimiz ne edeceğim, ne yapacağım. Senden bir fikir, o kardeşten bir fikir, bunları hapsını yazılı olarak bizim müdür muhafazanı, valiliği bunu yani projelerimiz, çok projelerimiz bizden çıktı mesela. Yani bizim mesela bu bizim Bağdat yolu mesela, Şarih Kudüs'tü mesela, bu Disir Meşetler'di mesela, bu her şeyden, zaten bu körlerin hani bu sarı yerleri. Yani biz de nece diğer çok faydalandık. Yani indi başka bir Avrupa devletlerinde dernekler devleti yeridi. Tabii tabii.
dernekler tabii, devleti yıkar. Her şeyi de bilir. Tabii tabii. Çünkü millet ağırlığı orada. Aynen yani. Aynen. Biz olduğumuz yani indi bizim belediyede sadece mesela mühendis değiller. Bizim başka şeylerde de meslekler de var bizimle. Biz bizim derneğe gelince 300-400 üyemiz var. Her meslekten varımızdı, her kısımdan varımızdı. Bunlardan gel. Aynen. Yani gene biz bunlardan fayda bulalım. Fayda bulmamız evet. Hapsede bedava diyoruz. Burada diyorum. Buraya gelmişken, sizi burada görmüşken de tahtit müdürüsünüz de planlamam. Mağarız köprüsleri ne oldu? Yani o mücesser de çok milleti merak eden bir konu. Biraz tahir oldu. Millet her zaman sorar yani. Biz de soranların birisiyiz. Siz buradayken inşallah cevaplarını versin. Millet de buradan duymuş var. Olur. İnşallah bu çayın içinde tam biter. Yani çok işler de bitti. Orada çok problemler yaşadık doğa doğrusu. Yani en fazla valilikte bunun bir bütçe hazırlamışlar ödüysün. O bütçe bir plan var idi. O plan daha geniş oldu. Geniş olduğu zaman o para, o bütçe bunun için kurulduğu zaman bilsen o fazla bir iş isterler o zaman. O iş şey etmez. Bunu mecburiyetinde ne kaldırır? Bilsen de bütçe onaylanmadı. Bildiğime kadar korona meselesi de oldu. Korona hastalığının döneminde aynen, de aynı anda geldi. 4 ile yakın bir projeydi. Yani korona geldi, bu azim iktisadiye geldi. Ondan sonra da bir sen dediğimiz kimin bir projeydi. Onun teferruatı da var idi. O teferruatı geçince para fazla oldu. Bunun para fazlasını kim ödeme yapar, nasıl ödeme yapar. Yani çok işler oldu. İnşallah bu son zamanda yani çözüldü. Çözüldü, hapsi çözüldü. Zaten de yani çok bir yerinde kirettik, indi resiflerinde de işleriz. En yakın zamanda en fazla 2 ayın içinde o az... İnşallah. Hizmete açılır. İnşallah. İnşallah. Ona kanşar yani bizim hele bir yani ondan da başka bizim tecavüz olan evlerimiz de var. Hani bizim vasıtaya giden yol o köprü yani bir evlerin önüne yani. Onlar da geri çözülecek yani. Biz sende o da bir başka bir mozot. Mozot. O çözülmüyor bindiye kadar o tecavüz meseleleri. Hele öt çözülmüyor bindiye kadar. Ercan Bey aslında her sektör özne göre bir önemi var. Yani her an alırsa, isterse avukatlar sektörünü al, sağlık sektörü, hendesenin de özne göre bir özelliği vardır. Yani biz kitaplarda okuruz, bu uygarlıklar, medeniyetler, hepsi bugüne kalan mühendislerin eseridir kalır. Tabii, tabii. Yani mesela şimdi Babil uygarlığı, Hazarat Babil. Mesela neden kalır? Daştan, dağdan. Yoksa evet. Başka bir şey yoktu. Mesela no. Bir doktor eseri yoktu ortada. No. Bir bilmem kim eseri yoktu. Bir edebiyatçı orada bir yazı yazmış, bir şiir yazmış o kalıp. Ancak gözden görünen bir tek mühendislerin işiydi, çalışmasıydı. Yani evet. Bu sektörde olduğu önem milletin tarihini yazabilir yani. Bugün maalesef Kerkük'te gördüğümüz veya Irak'ın genelinde bu zamanın özelliğine uymayan yapılar yapılıyor. Yani bir mimari yapılı, yani bir arsa yapılı bambaşka. Dünya internetten olduğuna bir fikri aldı buradan, bir fikir aldı buradan. 70'lerde yapılan evler bir bakarsanız takriben hepsi aynı dizaynda yedir. Evet. Pencere muhacalarına baksan aynı tertip, sanki aynı usta işliği bozlarını. Yani bilsen bu o döneme bağlıdır. Yani. Aynı mühendis de çalışmış. Sen önce aynı mühendis de bilmişsen o gün bu şekildeymiş istadıkları. Evet. Uygarlıklara da bakan da mesela kalaya baksan, bir baksan başka bir memlekette aynı şekilde bir kala var. Bir baksan o bir memlekette kala var. Kayseri pazarı var. Mesela başka Türkiye'nin bir memleketinde var. Ama başka yerde var. Çok benzerlik var. Bugün maalesef o nazar itibar alınmıyor. Bilmem o mimar işiydi, neyin işiydi. Yoksa dünyada tasarımından yararlanır mühendislerimiz. Tabii bu hapsi içinde. Bu dünya tasarımı bize hapsinde tesir edipti. Yani indi insanlar eskisi kiminde ki kapalıydık. Çok kapalıydık biz. Yani 35 yıl yurt dışına seyahat bile yasakıydı. Bundan sonra bu yasaklar kalktığı zaman birden yani memleket demokratiye geçti, tamam. Açıldı, şey oldu. Hapse alım, harice gitmek, gelmek, çalışmak, etmek, yurt dışında çalışanlar buraya geldi. Ve bu ne oldu meselede? Bu ister istemez oradaki tecrübeleri biz naklediriz bizim ben, memlekete. Ve bu tecrübe geldiği zaman iyisi de geldi, kötüsü de geldi. Doğru. Aynı zamanda bizim bazı şeyler var, bizim kanunlarımız her tam oturmuyor usta. Doğru. Yani şimdi bir... İcazet bina çıkarttığı zaman tamam bir tek belediyeye gidesen, gelesen biter. Ama dünya çapında böyle değil. Bir icazet bina, bir apartman yaptığı zaman gereksen sendikaya gidesen.
Sandika senin uçumunu onaylasın. Ama elektrik başka onaylar, makine, inşaat, mimari hepsi bunu onaylar. Ondan sonra denetim başlar. Yani denetim var. Bizim denetim de zayıftı burada. Yani hemen hemen yok sahili. Bir mühendis geldi, bir imza atar, diğer bu da. Ondan sonra bizim ustaya kalı işe. O ustaka ne kadar yapıpsa eyvallah, yapmayıpsa eyvallah. Dediğim takip, biz hele yani tezayık bu işlerde daha genç, yani gençlik yani bu meselelerde, bu kanunların tatbikinde hele biz çok bir şeyler, aşamalar gerek geçsin bizden. Hatta bunlar tam yerine otursun. Ama devlet işinde tabii ki denetim daha fazlaydı. Devlet projelerinde denetim daha fazlaydı. Bir yol yapasan, bir köprü yapasan, bir bina yapasan bunun o ciha ki bunu istir özünü, oradan komisyonları daire, var. Komisyonları var. Devlet mühendisim kimdiyeler özüne, bunun müdiri var, yardımcıları var. Bir 5 mühendis oğlu, 3 mühendis oğlu projenin büyüklüğüne göre bazen 10 mühendis oğullar. Ama özel sektörde bunlar yoktu. Ne için yoktu? Sandika biraz yani yok olupdu bu işlerde. Doğru. Onun için sandikalar da zaten bu mesele üzerine bastırırlar. Özellikle bilirsen geçenlerde bir hadise oldu Bağdat'ta. Bir bina yıkıldı. Ondan sonra nakib mühendisin, bunun başbakanla nesne sefer görüştüler. Yasalar biraz daha işçilik gettikçe biraz daha katı yasalar gelecekti. Ve bunda denetim de daha iyi olur. Özel sektörde biraz daha parlak işler yapar inşallah. Yani gerebel olsun, bir de memleketin tarihine göre bazı binalar yapılması gereklidir yani. Yani mesela şimdi Türkiye'de bazı yerlerin restore edilmesine rağmen yani restore izin ister. Yani hatta ev özenindi. Değiştirmek zor. Ama tarihi bir yerdeydi. Boyaması bile izinledir. Rengi bile. Yani, rengi bile izinledir yani. Çünkü o yerin malumiyeti, o bir şekilde olur, bir şekilde olur. Ben çünkü bazı halk semtlerinde gezerim. Maalesef hiçbir eskiden bir şey kalmıyor. Küçük küçük evler yıkıplar, hepsi modern yenge evler yapıblar. Küçük mesahalarda yapılıptı. O eskinin yani müze olması gerekirken bugün yenge semtler haline dönüptü. Daracık sokakları böyle gördük. Üstad burada belediyenin bir girişimi yoktu acaba bu işte? Özü bizden yoksa bu yani, özeldi. Millet tapu özünün de özü yapar yani. Özü yani Erzen Efendi demişti yani gere bizim icazı benim bir deneyi uyarıldığı zaman gere bu hatavatlarda hapisten geçsin. Ama bizde bir kez kanunlar zayıftı. Kanunlar zayıf olduğu zaman her kişi serbest oldu. Kıta manemdi. Özümündü. İcaza bine çıkartmış hemen. Tapım da var. Giderim ya haritam da var. İstediğim haritanı da yapabilirim. Biz indi niye dedik? İndi en fazla nereden başladık? Bu iki yıldır bu kuralları tedbik ederek caddelerde. Ticari yerlerde. Bak. Ticari yerlerde mesela istesen bir apartmanı var. Yoksa da bir lokanta var. Yoksa da bir ticari bir malı var, bir bina var. Onu tarzını değiştirmek için ya da bir yeni tasarım yapmak için evet, yoksa iç dekorasyonu değiştirmek için geri bize dönsün. Bizim denetimimizde olsun, bizim murakabamızda olsun. Ama kanun farz etmedi bizi. Yani biz gelendik mesela belediye olarak geldik bir bina yedirik. Olmazsan EU'da bir mutfak yapasan ya bir bina yapasan ya da mesela mahalle duvarı mesela yıksan ilk başta ne yapsan yere bizden izin alsın. Ama o yoktu. Ne için gidendik de biz yanına. Bize yani bir şey etmir. Çünkü yani caddeye çıkmıyor. Biz hududuna sınırma yapıyoruz. Öz evinin içinde, hadikasının içinde bir şey yapsa kanunun geri bize dönsün. Geri bizden izin veren de geçsin. Bizden muvaffakat alsın. Yalla evinin içinde yani isterim etelen bir oğlu için bir toy etsin. Bir kakır hadikani bir oda edir içinde. O yasaktı kanuna göre. Ama bu kanunun tatbiki çok zordu. Ne için? Kuvvet isteri. Kanun zayıflaştı. Yani zayıflaştı. Biz sen erakta genel olarak bir şey edebilmiyoruz o zaman. Doğru. Ama hatta ağaç akirse, av ağacı mesela ne şekil ağaç akirse mesela kapsı ögünde ya da bir cezre vasıtı var kapsı ögünde yoksa da hadikasında bile yeri bizden izin alsın. Bari. Ama kanun zayıflaştı dedim aynen biz bir şey edebilmiyoruz o zaman. Ama yavaş yavaş başladık yani bu iki yıl içerisinde başladık yani tatbik etmek o zaman. Üstad Osmanlı döneminde her sene salname diye bir rapor çıkardı. O ki raporlar memlekete göre çıkardı. Mesela bende var Kerçük salnaması. Sal il demekti. Name de işte not alınan. Tabii. Burada ekilen ağaçlar. Mesela Kore pazarında diri 200 tane ağaç var. 50 tanesi barlıdır. Mesela 150 tanesi gölge ağacıdır. Bunlar hepsi her il bu çıkar. Doğru. Nüfuslara göre. Burada bunca uşak var. Yaşı bunca adı. Mesela 17'den yukarı bunca adı. Bunlar hepsini yaparmışlar. Hem vergi almayı kolaylaştırsın. Bir de askeriye, muvalide gelen askere gitmek için yaşı yetişen.
onları tanımak için. Ama öyle bir ki arşivlenirdi bu işler. İnsan bugün hayran kaldı onlara. Bugün yapılması zordu belki. Bugün bile yapılması zor. Bugün bu teknolojinin gelişmesinde, bu bilgisayarlar, bu iletişim, bu internet yapılması zor. Bunlar sadece Kerkük için değil. Yemen'de olan bir köy bile böyle selnamede bildirirler yani. Devletiymiş. Bir de fiyatlar. Pazarda bugün pirinç buncaya satıldı, kuru fasulye buncaya satıldı. Bunlar hepsi bir şekilde cerd olupdu o dönemde. Yani gerçekten... Devlet kuvvetli olsa bunlar hepsini yapar. Bir örnek vereyim. Bizim uydunun önünde hurma gazları var. Her birisinde bir rakam var, bilet var. Hı. Bu dediği burada vaktinde tatbik olurmuş. Hı. O zaman kanun var imiş burada. Bari. Kanun olduğu zaman bu dediler hapsi yere yapılsın. Bir de Türkeş Bey, Çayköy'de ağaçlandırma çok azdı. Yani ağaçlandırma olanda da millet tarafından oldu. Evet. Belediye Havuz tarafından biraz ağaçlandırmaya fazla ihtiyacım verilmiyor. Bir de verildiğinde bunu idaması, yaşattırması, sürdürmesi kusur var içinde yani sulamasında. Ben böyle görüyorum. Bir elden tapkın çalınmaz bilsen. Doğru. Bizim belediye yani indi 1000 Kur'an'da 2020'de 1000 kusur bizim memurumuz var idi. Müdirden olsun, başkasından olsun. İndi 600'den aşağıyık. Yani emekli olanlar var, onun yerine gelen yoktu. Biz bir günün içinde 400 amele çıkarttık. Bir günün içinde bizim şöbet hadayık var. Bari. Büyük bir şöbedi. Bu mütenezzatlara, bu cezire ustalara, bunlara hadikalara bakan bir şöbedi, bir büyük bir şöbedi. Onun içinde bir günün içinde para olmadığı için 400 deneni oturttuk evde. Allah Allah. Biz indi açırık. İndi geçen ilde, bu ilde biz en fazla önem verdiğimiz de bu yeşilleme. Bari. Yeşil, ağaç, mütenezzihat, hadayık, bu cezir usta, bunları ekmeğe. Ama bunun idaması çok zordu bizim için. Doğru. Aliyetimiz az, yani amelelerimiz az. Ama yazık oldu, ağaçlara da yazık oldu usta. Aynen, yani. Biz işte her vakit diyoruz. Biz indi çok bir münazamat müştemi medeni var, münazamat insani var, bizim dernekler var. Onlardan hatta biz mesela diyakın indi burada Bağdat yolunda bu baştan o başta kapı kapı dükkan çarlık babası kapı günde mesela bir ağaç var. Su. Sana için su ver, yardım ele gidin. Biz ulaştırmıyoruz. Ciddi. Doğru. Ulaştırmıyoruz. Doğru. Yani Erzen Efendi bir iş bitirende kamu kavul diye bir iş bitirir, bize teslim ediyoruz. Ama Nanza o zaman bir ilde, o bir buçuk ilde Erzen Efendi yanında adı baksan parlar her şey. Ne için kaderi var işleden? Mesela bize teslim eden de özünü bir ilin içinde %50 anne onun kalitesinden. Ne için? Bizde kader yoktu, bütçe yoktu, bütçe azdı. Şey olan. Biz inşallah bizim emelimiz bu 3 yıl bütçesi onaylandı, bitti. Ama indiye kadar gelmedi. O gelenden sonra inşallah çok memlekette çok değişme inşallah olacak. Bağdat yolunda o cezer hastalıklarda sulama yapıldı. Bazen yapıldı, görüyorum, yapıldı. Sabah, akşam, günortalar yani yapıldı. Evet. Yapıldı. O yapanlar belediye aitti. Belediye aitti. Ha. Çoğu da yani bu sürekli şeylerdendi. Sözleşme. Çoğu onlardandı. Ben. Yani işlerde o kuyu var orada. İşlerde böyle. Kuyular var. Kuyular var. Kuyular var. O kuyular da karabadan işlemeli. Hapsi taka şemsiyeden işleri. Hatta karabalardan yani sarf etmezsin. Memleketin karabasından taka şemsiyedendi. Mahtordu. Gattastı. Her mesafede bir mahtorumuz var. Bir urfamız var. Bir tane var. Mesuldü. Yani her katata bir muzaff var. Onları yapar. Onu yapar. En fazla da geceler yaparlar özüm. Çünkü gece bir sen su az sarfı olu, sayralar az olu, oran sulamağı kolay olu bizim için. İnşallah da iş devam eder, daha da güzel olur. İnşallah, milletin yardımıyla. İnşallah. Bizim millet, affedersen bir müdahalem olacak. Millet bu işte devletten beraber çalışmazsa olmaz. Hiçbirisi olmaz. Ne ağaçlandırma olur, ne yeşillik olur. Ben tecrübem var bu işte. Çok projelerde yerlerimiz vardı. Yeşil alan yaptık özlerin. Ama maalesef insanlarımız onun kadirini bilmirler. Yani geldiler tamam işte bir bahçe olup da oturma hakkı. Geldi otur üzerinde. Yani. Çerşaf getirip sağları 10 nefer oturuyor. Oturuyorlar. Domino oynarlar. Sonra yedikler imakın da şey artık çerez, çerez yerler. Yulebakan kabuğunu da koyuyorlar. Yani bahçenin içine Yulebakan kabuğunu nece beklerler. Yani durum vahimdi. Böyle bakanda o yüzden devlet yapıp edip serf edip ama bahçeler öldü. Yani kalktılar bahçeni bir de değiştiler granit etti o yüzden. Yani böyle tecrübelerimiz de oldu maalesef. Onun için vatandaşlarımız çok duyarlı olması lazım. Yani bahçanı gördüğü zaman şerden yer yesen üzerinde. Ot yan aşağısında yer, ot etrafında ben. Tamam ama tabii, tabii. Güzel serinleş yani bir şeyde. İlle şerden ille oturum içinde. Hatta evlerdeki bahçeler de bazı yerlerde yerine bir bakarsan o yer daha çayırı bile çıkmıyor yani. Çıkmaz. Ha. Çıkmaz. Ercan Bey bir kısa süremiz kaldı. Sizi derneğe donağın. Dernekte sizi sadece mühendislik fakültesi mezunları
siz de üyedir, öyle değil mi? Tabii tabii. Yani Kötür Hendese. Mesela ziraat size girmiyor. Yok, ziraat başkadır. Onun sektörü başkadır. O başkadır. Hatta nakabalar başkadır. Sandıklar başkadır. Burada misafir ettik. Doktorlar Tabipler Birliği ekibinin başkanları gelmişti. Sağ olsun Doktor Muhammed Kattan. Onlar eczacı ve diş hekimlerini de aynı sandıkaya sıktırmıştılar. Onlar sıhha diye geçirler. Yani biraz daha yakındılar birbirlerine. Ama bizim ziraat biraz başka bir sektör olduğu için. Yani hatta uzarası farklı. Bizim mühendislerin birçoğunun uzarası kahrabadı, iskandı. Onlar ki uzara ziraatı. Peki Ercan Bey, sizin sayı ne kadar takriben? Bizim sayımız maşallah çoktu. Ama şöyle bir anladım size. Kerkük'te ne kadar mühendis var? Yani aşağı yukarı 9000'e yakın mühendis var. Maşallah. Bu 9000'in yarısına yakın Türkmen var. Yarısına yakın. Tabi bunların içerisinde 9000 diyelim size ilk günden mezun olanlar bir güne kadar. Bazen rahmetli olanlar da var, içinde kalanlar da var, devam edenler de var. Ama Türkmenlerin çok sayıda hapsi bizim dernektedirler yani. Hapsi bizimdendiler. Ama her zaman gelenler giderler, bir yığınağımız olsa hapsi yığışı, bir seçimimiz olsa hapsi geli. Tabii biz herkesin özüne göre çalışmaları var, projeler, meşguliyeti var. Hapsi her hafta gelebilmez, her ay gelemez bize. Ama kalben hapsi bizimdendi. Ne işimiz olsa, her zaman bir yığınağımız olsa, gruplarımız var, safhamız var, face'imiz var, WhatsApp'ımız var, Viber var özleriden. Listelerimiz var, kavamlarımız var, sektörler var, hepsi var bizde. Yığdığımız zaman, istediğimiz zaman hepsi sağ olsunlar, hiç geri kalmaz. Hepsi gel bizim yanımıza. İstediğimiz rakam, istediğimiz zaman bulabilir. Geldiler, sağ olsunlar. Güzel. Önümüzde bir seçim de vardır, bir yerel seçim de vardır. Tabii ki bu yerel seçimden beklentimiz çoktu. Çünkü bilirsiniz 2005'ten bu yana Kerkük bu konuda mahrum kaldı. Bir boşluk oldu yani. Bir şey istirse mesela belediye meclise dönse daha kolay olur. Meclis seçimleri için dernek olarak nece bir hazırlık görüp siz acaba? Ne yapacaksınız? Tabii bu seçimler çok önemlidir. Bu seçimler bana göre parlamento seçimi ne kadar önemliyse bu biraz daha fazla önemlidir. Çünkü bu birebir bizim vatandaştan, Kerkük'ten, özellikle Kerkük'ü konuşsak bizim vatandaşımızla ilgilenecek. Hele hele Türkmenler için çok önemli. Yani Başbakan geçen bir konuşma yaptı. Umut ederim hapsi dinlensin özünü. Bir laf söyledi. Söylenmeyen bir lafı da söyledi. Dedi bu kavmi bir seçimdi. Yani bundan daha öteye bir... Kerkük'te kavmi bir seçimdi. Yani daha ne desin? Bundan başka ne desin? Başbakandı. Mufruz bunu demezsin, dile getirmezsin ama dedi adam. Ve buradan bizim... Yani seslenerek hapsi vatandaşlarımıza, bes mühendislerdeki hapsine bu seçime büyük bir sayıda katılmamız lazım. Meclis çok önemlidir. Mecliste olan biten ne varsa Kerkük üzerine hapsi oradadır. İnsanların fikirlerine geçirse, teinat olsun, kademet olsun, atamalar olsun, bu dediğimiz projeler olsun, onayları olsun. Hapsi şey bu meclisten geçecekti. Daha işimiz yoktu Bağdat'tan. Bağdat'tan bizim işimiz azalı, çok azalı. Bağdat oncadı ve sen o. Bütçeyi gönderir senin için. O bütçenin de burada dağıtımını da buradaki üyeler yapacaktı. Ve burada büyük bir sayıda Türkmen olması lazım ki bu mecliste ki istediğimiz şeyleri yaptıralım, bu hizmetleri yaptıralım. Ve bu tabii meclis hizmet yerde olduğu için ihtiramım var hapsi sektörlere. Hapsinden olması gerekir tamam da ama birebir mühendislerin olduğu yer olması lazım. İşte hapsi projelere aitti. Kademi indi, bir yer. Kademi yerdi. Sen devlet dairelerine indi bakarsan %99'u kademiydi. Naksı devleti, naksı dairesine bakarsa hapsinin başındakiler ile mühendisdiler. Ekipler, çalışanlar mühendisdiler. Belediye olsun, turuk olsun, kahraba olsun, su olsun, mecari olsun, olsun da olsun. Hapsinin mühendisler yeridir. Ve onun için bu mühendislerin de bu mecliste olmağı çok büyük bir rol oynar. O bir sektörlerden de olabilir ama bu kademi kimin? Bu projeler kimin? Mühendisin tam yeridir. Ben. Yani mühendis olduğu zaman olan bitenleri anlısan. Yani uygun bir proje geldiği zaman anlısan bu proje iyiydi, haraptı, oğlu, olmaz, yapılıp, yapılmayıp bir helfiye var. Bunları bilipsen, çalışıpsan, edipsen. Ama mühendis olmayan adam neyi tartışacak orada? Biraz zor olur. Gerek dönecekti. İşte mühendislere gerek dönsün, hatta anlasın. Buradan da benim tavsiyem indenden bizim adaylarımız kim çıkarsa çıksın. Yani hiç fark etmir inşallah. Hapse yiydiler. Yanlarına müsteşar alsınlar. Yani şerdeki bir üye çıkıptı, kazandı, hapı şey bilir. Tabii. Böyle bir mevzu yoktu. Yanlarına mühendis de alsınlar, istişari, doktor da alsınlar.
öğretmen de alsınlar. Hepsinden alsınlar. Evet. Danışman alsınlar yanlarına. Yani hiç ayıbı yoktu bu işin. Ben mühendisem, hepsi şeyden anlarım diye bir şey yoktu. Ben de illa estüglerim var. Estüglerimi bizim danışmanlardan tamamlarım özlerim. Tabii bunun yanında biz dernek olarak da yani süreler yeri daha yeni başladı adaylar. Bizim adayımız da biz dernek olarak da Üstad Türkiye işi sunmuştuk. Sağ olsun liste başkanı da kabul ettiler. Listeye uygun gördüler. Türkiye İş Bey de şu an bizim derneğimizin adayıydı. İnşallah Allah muvaffakiyet diler gözü için. İnşallah. Tabii. Bize göre tam mühendis yeridir, tam Türkiye Şefendi inşallah kazanır. İnşallah hep beraber de çalışırsınız. Derneğin istişarasıyla, mahiyatında. İnşallah. Güzel bir şeyler ol çarkı gücün inşallah. İnşallah. Umudumuz budur inşallah. İnşallah. Biz Üstad programının sonuna geldik. Zaman su kümeni aktı gitti. Konuşacak çok şeyler vardı ama sınırlı vaktimiz vardı. Ol, son diyeceğimiz bir şey var ise onu da alalım. Üstad Türkiye Şefendi'den istersen ona göre kapatalım programı. Son sözüm aynı seçimle ilgili olacaktı. Bizim Ercan Efendi sağ olsun çok güzel bir şeyler dedi ama bizim burada bir kavmi bir sıramız var. Mutlaka gelecekler. Biz isterse ev ev dolanırız, isterse tek tek kişilerden görüşürük, anladırız özlerine. Bu çok önemliydi, başbakan da bunu dedi. Biz hapı, medyada da hapı şeylerde biz de, bu hareketleri diyoruz. 30 adayı varsa kaymen içinde 30 adaydan labud bir denesini ekid begenesen, hiç begenmedi olsa hiçbirisini begelmişsen, küsüpsen 30'undan da hiçbir şeylerimiz yoktu. Ama bir milli bir görevdi senin için gidip o kayme ses vereceksen, oyu kullanacaksan, evde oturmak zamanı değil. Bir tek gündü, bir yarım saat vaktinden alacaktı. Senin bir boynumun borcudu, senin üstünde değil ise, sen küsüpse onda uşağların senin müstakbelidir. Torunların senin müstakbeli, senin burada varlığı ispat etmek için yere gidecek oraya. Bir kavmi bir sıra içindeyiz biz burada. Biz istersek Kerkük evimiz derik, Kerkük bizimdi, Kerkük beladı, Kerkük beladı. Sen gel bakalım, o Kerküksün sen ne yaptın? Doğru. Dört ilin içinde zaten il meclis seçimleri 2005'te inceye kadar yapılmıyordu. Bu seneler içerisinde sen ne yaptın? Sen yarım saat vaktinden al özü, arkadaşları, komşuları, evdekiler, insanları telefonla isterse bir bir arayacaksan üzerine, bir bir gideceksen, seçim başına oyu vereceksen, geleceksen onda zamiri sana uyarla mürtehid olacak. İnşallah milletimiz de duyarlıdır, bunların i̇nşallah. Farkındadır. İnşallah. Herkese, Suda Dernek inşallah buna sosyal faaliyetler de yapar, tabii, tanıtım tabii. da yapar. Adayımız için bir tanıtım yaparsınız, bir tören, aileler toplarsınız. Hepsini yapacak inşallah bu yakınlarda. Bu planlarımız da var inşallah. Hepsinde var, planlarımız da var. İnşallah, size de başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ederim buraya geldiğiniz için, size zaman ayırdığınız için. Sevgili izleyicilerimiz, Halkın Sesi adlı programımızın bu haftaki konuklarımız Türkmen Mühendisler Derneği Başkanı Sayın Ercan Saatçı Beylerdi. Aynı zamanda Mühendis Türkiye Kerkük'lü hem dernek üyesi hem de Kerkük Belediyesi Planlama ve Denetim Müdürü'dür kendisi. Ben adıma ve ekibimin adına teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Sizleri de bizleri izlediğin için size de teşekkür ediyorum. Bir dahaki sayımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın efendim.